أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salati alel humreti, seccade üzerine kılınan namaz. Kale el-Buhariyyu rahimahullah, haddethena bul-velid, kale haddethena şu'betü, kale haddethena Süleymanu Şeybaniyyu, an Abdillah ibni Şeddadin, an meymunete kalet. Kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yusalli alel humre. İmam Buhari'nin özelliği kitabında aynı hadisi şerifi zaman zaman farklı başlıklar altında nakletmesidir. Az önce geçen Meymune hadisindeki o ikinci cümleyi burada bir başka senetle başka ravilerden ama yine Meymune annemizden İmam Buhari naklediyor ve seccade üzerinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin namaz kıldığını, dolayısıyla seccade üzerinde namaz kılmanın sünnet olduğunu görüyoruz. 22. bab, babu salati alel firaş. Yatak üzerinde namaz kılınabilir mi? Sert yataklar üzerinde namaz kılınabilir. Ve salle Enes'ün ala firaşi. Enes yatak üzerinde namaz kılmıştır. Tabi bu yatak belirli bir mazeret olduğu takdirde hastalar, yani yataktan inmeye muktedir olmayanlar ve yer yatağı gibi yataklarda namaz söz konusu, yumuşak yataklarda elbette namaz kılınması mekruh olmaktadır. Vakale Enes, künnâ nusallî ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber namaz kılıyorduk. Feyescüdü ehaddûne alâ tevbihî. İçimizden elbisesinin ucuna secde edenler vardı. Yer sıcak, sıcak bir yerde, yaz gününde bir cami dışında bir cuma namazı kıldığınızı düşünün. Şiddetli bir sıcak var. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'desiniz. Elbisenizin ucu üzerine secde etmeniz caizdir. Yer çok sıcak olduğu takdirde. Burada Enes bin Malik Hazretlerinden böyle bir rivayet naklediliyor. Haddetene İsmail, ukale haddeteni Malik. Yine İmam Malik Hazretlerinden, üstadının üstadı İmam Malik'ten rivayet ediyor İmam Buhari Hazretleri. İmam Malik hem hadis alimi hem fıkıh alimi. An Ebi Nadri Mevla Umar ibn-i Ubeydillah, an Ebi Selemete ibn-i Abdurrahman, an Aişete Zevcin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Enneha kalet. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanımı, müminlerin annesi. Niye müminlerin annesi diyoruz? Kur'an-ı Kerim ve ezvacuhu ummahatuhum. Onun eşleri onların anneleridir buyuruyor.
Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanımları müminlerin anneleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları ile evlenmek caiz değildir. Hiçbir kimse de böyle bir şeye niyet etmemiş, aklından böyle bir şey geçirmemiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanımlarına anne gibi muamele etmiştir sahabeyi kiram. Kuntu enamu beyne yedey Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önünde yatıyordum. Ve riclaye fi kıbleti. Ayaklarım da onun kıble tarafına denk geliyordu. İzâ secede gamezeni. Secde ettiği zaman hafifçe bana dokundu, ayağıma dokundu, değdi. Fe kabattu ricleyye, ayaklarımı çektim. İzâ kâme besattuha, ayağa kalktığında da ayaklarımı uzattım. Kâlet, Hazreti Ayşe Validemiz diyor ki, vel büyûtü yevme izin leyse fîhâ mesâbî. O günlerde evlerde geceleri kandil yoktu. Dar bir odada aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece namazına kalkmış ve o sırada namazda Hazreti Ayşe validemizin secdeye varırken ayaklarına dokununca Hazreti Ayşe validemiz ayaklarını çekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de secdeye varıyordu. Burada Enes bin Malik Hazretleri evet yani yatılan yer üzerinde Hazreti Ayşe validemiz yerde yattığına göre yatılan yer üzerinde namazın caiz olduğunu görüyoruz. Fihi cevazu salatir raculi ilel mer'ati ve enneha la takta'u salatehu. Yani kişi hanımına doğru namaz kılabilir, caizdir. Namazı bozulmaz. Ve kerihehu ba'duhum li gayri şari' li havfil fitneti biha ve iştigalil kalbi bin nazar ileyha. Bazı alimler diyor ki efendim bu aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e mahsustur. Zira göz meşgul olabilir. Herhangi bir kalbine başka duygular, vesveseler gelebilir. Emmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fe münezzehun an hâze kullihim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bundan münezzehtir. Ayrıca ma'anne ukâne filleyli gece namazıydı. Ve lâ mesâbiha fîhî. Ve o sırada kandili yoktu. Hanımını da uyandırmadı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz secdeye vardığında sadece dokunarak Hazreti Ayşe validemizi secdeye vardı. Ve fi istihbabu ikazin naimin lissala. Uyuyan kimsenin namaz için uyandırılması müstehaptır. Ennel mer'ate la tubtilu salate men salla ileyha ve la men marret beyne yedeyhi. Yani bir kadın bir erkeğin önünden geçerse namazı bozulmaz. Bir kadına doğru namaz kılındığında o namaz bozulur. Ve huve kavlu cumhuril fukahai selefen ve halefen. Geçmiş, eski, yeni bütün fıkıh alimlerin görüşü budur. Minhum Ebu Hanife'te ve Malikun ve Şafii. Yani İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, dört mezhebin üç imamı caizdir. Tabi caiz olması demek mutlaka bu yapılır manasına değil. Böyle bir şey olduğunda bu namaz iade edilmesi gerekir mi? İade edilmesi gerekmiyor. Ennel amelel yesire fis salati gayru kadi. Çok basit bir dokunma ameli bozmaz. Bu hareket üç defa tekrarlanırsa, ameli kesir dediğimiz fazla bir hareket olursa namaz bozulur. Cevazu salat ile naim. Uyuyan bir kimseye doğru namaz caizdir. Tabi kılınmaması eftal. Ve fihi cevazu salati alel firaş. Sert yatak üzerinde. Yani Hazreti Ayşe validemiz yatıyor. Hemen yanı başında aleyhissalatü vesselam Efendimiz yattığı yerde ince bir örtü. Yani Medine'yi, Münevvere'yi düşünün. Ve o sırada yer yatağında yatıyor. Yattığı yerde aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazı kılıyor. فَعِنْدَ اَبِي حَن۪يفَةَ وَالشَّافِي يُسَلَّ عَلَى الْبِسَاتِ İmam Ebu Hanife'ye göre, İmam Şafii'ye göre halı üzerinde, kilim üzerinde namaz kılmanın caiz olduğu zaten bilinmektedir. Devam ediyoruz. حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الْلَيْذِ عَنْ عُكَيْلٍ عَنْ اِبْنِ شَهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ
akhbaratuhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusalli ve hiye beynehu ve beynel kıbleti ala firâşi ehlihi i'tiradal cenaze. Bir önceki hadisi bir başka daha net bir ifadeyle görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaz kılıyordu. Hazreti Ayşe validemiz onunla kıble arasındaydı. Yer yatağı üzerinde yatıyordu ve Hazreti Ayşe validemiz de sanki cenaze gibi uzanmıştı. Yani enine uzanmış ama ayakları peygamberimiz, ayak uçları peygamberimizin tam secde ettiği yere denk gelecek şekilde namaz kıldığını ifade ediyor. Burada Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle bir gece namazında bu şekilde namaz kıldığını Hazreti Ayşe validemiz ifade ediyor. Burada çok ince hikmetler var ve fıkıhtaki kaidelerin bu rivayet edilen hadis-i şeriflerden alınarak derlendiğini, özetlendiğini görmekteyiz. Hadis alimleri de ben Yahya'dan, Yahya Leys'ten, Leys Ukayl'den, o İbn-i Şihab'dan, o Urve'den, o da teyzesi Hazreti Ayşe'den bu şekilde bir olayı nakletti diyerek tek tek nakletmişlerdir. Bu hadisin senedinde yer alan bu raviler tek tek incelenmiş ve son Osmanlı Şeyhülislam'ı, Tokatlı Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ifadesiyle 500 bin ravinin hayat hikayesi, güvenilirlik dereceleri, görüşleri, rivayetleri, öğrencileri, hocaları rical kitaplarında, ravi kitaplarında tek tek nakledilmiştir. 500 bin kişi. Bunlar arasında sayfalar dolusu hakkında bilgi bulunan raviler mevcuttur. Dünya üzerinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e, onun sünnetine, onun hayatına, onun hadis-i şeriflerine yapılan hizmet gibi hiçbir hizmet, hiçbir şahsiyete, hatta hiçbir peygambere yapılmamıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in metodu, çizgisi, anlayışı, Peygamber Efendimiz'in görüşü, düşüncesi, adeti manasındaki sünnet-i seniyyeyi en güzel şekilde tespit edebilmek için 500 bin İslam alimi seferber olmuştur. Bu rakam sıradan bir rakam değildir. Hakkında birer cümle olsa 500 bin satır eder. Bunun ne kadar bir eser olacağını düşünün. Bu eserler elimizdedir. Bu eserler günümüze kadar gelmiştir. Ve bu raviler tek tek incelenmiştir. En güvenilir ravilerin, en güvenilir olarak rivayet ettikleri, en makbul hadis-i şerifleri İmam Buhari'nin sahihi gibi eserlere derc edilmiştir. Haddesena Abdullah ibn Yusuf kâle haddesena Leys an Yezide an Irakin an Urvete ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne yusalli ve Aişetü mu'teridatun beynehu ve beynel kıblet alel firâşi ellezî yenâmâni aleyh. Burada bir farklı ifade var. Üzerinde yattıkları yer yatağı üzerinde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gece namazını kıbleye doğru kılmış. Hazreti Ayşe validemiz de kıble tarafına uzanmış şekildeydi diye teyzesinden Urve bin Zübeyir rahmetullahi aleyh naklediyor. Hazreti Ayşe validemizin pek çok hadisi şeriflerini yeğeni Urve naklediyor. İmam Buhari Hazreti bir kelime farklılık görürse farklı senetlerle bu hadis-i şerif bize nakletmiştir. Bab-ı sücudi aleth-sevbi fi şiddetil harr. Şiddetli bir sıcakta, sıcak bir mevsimde elbisenin ucuna secde edilebilir mi? Kalel Hasan, Hasan el-Basri, mücahid alimlerden, zamanın sultanı, hükümdarı, Abbasi halifesi, Harun Reşid'e karşı hakkı hakikati en cesur şekilde nakleden bir alim. Hem hadis alimi, hem de Basri mezhebinin kurucusu, hem müfessir, hem de takva sahibi zahid alimlerden en büyük özelliklerinden biri
mücadeleci ve cihat erbabı olması, sultana karşı gerçekleri açıklamaktan korkmaması. Harun Reşit Hasan el-Basri'den çekinirdi. Zaman zaman ziyaretine gelirdi. O zaman alimler saraya değil, saray mensupları alimlere gelirlerdi ve Hasan el-Basri'yi sultana veya Abbasi halifesine, hükümdara ahiretteki yaşayacağı manzarayı edebi bir üslupla o kadar güzel nakletti ki huzurundan ayrılırken hem Harun Reşit hem de veziri hüngür hüngür ağlıyordu. Huzuruna girdiklerinde ilk işi Hasan el-Basri'nin mumu söndürmek oldu. Vezir dedi ki, halife huzuruna geliyor, sen mumu söndürüyorsun. Sus ey Haman dedi. Ey Firavun'un veziri demektir. Haman, Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un vezirinin ismi. Ey Firavun'un veziri, zalimin yüzünü görmemek için mumu söndürdüm dedi. İlk tokat, ilk ilmi tokat. Ondan sonra konuşmaya başlarken halife aksırdı. Aksırınca Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh yerhamkallah demedi. Yine vezir müdahale etti. Ya halife dedi aksırıyor. Sen ne biçim bir hadis alimisin? Yerhamkallah demiyorsun. Halife ne söyle dedi. Önce elhamdülillah desin ki yerhamkallah demeyi hak etsin. Halife elhamdülillah dedi. Arkasından Harun Reşit yerhamkallah diye dua etti. Ve sonra hem halifeyi hem de veziri o gönülden gelen, kalpten gelen nasihatleriyle kıyamet gününde karşılaşacağı durumları anlatarak uyardı. Evet, yani nasihat sadece halka değil, yöneticilere de en güzel, en tatlı üslupla yapılmalıdır. Yöneticilerin de buna ihtiyacı var. Yavuz Sultan Selim Şeyhülislam'la konuşurken Şeyhülislam bir konuda bir görüşünü nakletti. Yavuz Sultan Selim bu dedi dünyevi bir meseledir. Seni ilgilendiren uhrevi meselelerdir diye Şeyhülislam'ı Zembilli Ali Efendi'yi uyardı. Bunun üzerine Şeyhülislam sultanın, halifenin, hükümdarın ahiretini kurtarmak benim vazifemdir dedi. Bu mesele senin ahiretinle ilgili meseledir. Yani ihlaslı, samimi, takva sahibi, beklentisi olmayan, menfaat, makam ve benzeri duygular içerisinde bulunmayan ilim erbabı yöneticileri tatlı bir üslupla, zaman zaman acı bir üslupla uyarmışlardır. Evet, Hasan el-Basri'den söz ediyoruz. Kânel kavmu yescudûne alel imâmeti vel kalensüveti ve yedâhu fî kummihi. İnsanlar sarığının ucuna secdeye vardığında yer sıcak, o sıcaklığı hissetmemek için sarığının ucuna zaman zaman secde ederlerdi. Vel kalensüveti, başını aldıkları sıcak bölgelerde baş örtüsü erkeklerindir. O başını aldıkları örtünün ucuna veya örtüyü yere koyarak secde ederlerdi. Ve yedâhu fî kummihi, elleri de kolunun içerisinde olduğu halde. Evet, el kalensüve, başa alınan, başa veya sarığın üzerine örtülen örtü diye açıklanmıştır. Haddesenel velidu. Haddesene ebul velidi. Şam ibn-i Abdülmelik. Kale haddesene Bişr ibn-i Mufaddal. Kale haddeseni Galibun el-Kattan an Bekir ibn-i Abdillah an Enes ibn-i Malik'in radıyallahu anhu kal. Enes bin Malik 9 yaşında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelmiş. 18 yaşına kadar hem onun öğrenciliğini hem de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hizmetini görmüş. Yani annesi Hazreti Rümeysa Ümmü Süleym radıyallahu anh oğlunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye ediyor. Hem öğrencilik yapıyor Enes,
hem de ona hizmet ediyor. Ümmü Süleym, Rümeysa radiyallahu anh'a peygamberimizin süt teyzesi oluyor. Künnâ nusallimu an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Enes bin Malik peygamberimizle beraber namaz kılıyorduk. Feyada'u ahadduna tarafe thevbi min şiddetil harri fi mekani sücud. Sıcaklığın şiddetli olması sebebiyle secde yerine elbisenin ucu, tarafu sev, elbise ucunu içimizden bazıları koyuyor ve onun üzerine secde ediyordu. Tabi aleyhissalatü vesselam Efendimiz yanlışlara karşı sükut etmeyen bir kimse ve dolayısıyla peygamberimizin sükut etmesi bunun caiz olduğunu göstermektedir. İhtecce bihi Ebu Hanifete ve Malikun ve Ahmedu ala cevazi sücudi alet thevbi fi şiddetil harri vel berdi. Çok şiddetli sıcaklarda, çok şiddetli soğuklarda İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel elbise ucuna secde edilebileceğini bu hadisi şerifi delil olarak alarak ifade etmişlerdir. Ve huve kavlu Umar ibn-i Hattab radiyallahu teala. Sahabe-i kiramdan Hazreti Ömer de bu görüşte. Hatta Hazreti Ömer'in şu ifadesi naklediyor. Salla Umaru zate yevmin bin nasi el cum'ate fi yevmin şedidil har. Bir cuma günü, çok şiddetli bir sıcak günde namazı kıldırmış. Fetarahat tarafe thevbihi bil ardı. Elbisenin ucunu yere koymuş. Fesal ve ceale yescudu aleyhi. Üzerine secde etmiştim. Secde etmeden önce veya namazdan sonra şu ifade: ya eyyühen nas. Ey insanlar, izâ vecede ahadukum el harra fel yescud ala tarafi thevbihi. Sizden biriniz çok şiddetli bir sıcaklık bulduğunda, yaşadığında, hissettiğinde elbisesinin ucuna secde etsin demişti. Görüşünü, içtihadını bu hadisi şerife, Enes bin Malik'in rivayet ettiği bu olaya istinaden Hazreti Ömer'de görüşünü açıkça ifade etmişlerdir. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel bunu delil olarak almıştır. Yani düşünün, çok soğuk bir mevsimde cuma namazı kılıyorsunuz, caminin dışındasınız, kar, kış vesaire, yere secde edecek durumda değilsiniz. Secdeye vardığınızda elbisenin bir ucuna secde edebilirsiniz veya ceketinizi çıkarıp zaten yere serdiğinizde elbisenizi çıkardığınız zaman zaten o caizdir, ama giydiğiniz bir elbisenin ucuna da secde edebiliyorsunuz. Bunu görüyoruz. Bu hadis-i şeriflerden bunu anlıyoruz. Babus salati fin niali. Terlikle namaz kılmak. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz terlikle namaz kılmıştır. Terlikle namaz kılmanın hükmü. Haddesena Adem ibn Ebi İyas. Kale haddesena Şube. Kale akhbarana Ebu Mesdemete Sa'id ibn Yezid el-Evdiyyü. Kale seeltu Enes ibn Malik. Enes bin Malik'e sordum. Ekanen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yusalli fi na'aleyhi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz terlikleriyle namaz kılıyor muydu? Kale na'am. Evet. Yalnız burada iki önemli şart var. Bir, terlik temiz olmalıdır. İki, namaz kılarken secdede parmakların hareketine engel olmamalıdır. Mesela doktorlar ayakları arasında kaşıntı bulunan kimseler için özel terlikler tavsiye ediyorlar. Mest gibi Mekke'de giymek için. Sıcak memlekette bilhassa bu ayak arası ayak parmakların arasında kaşıntı olanlar için sıcak bölgede, kalabalıkta o kaşıntı daha çok artıyor. Hatta ileri derecede bulunanlar ihramlıyken bile bu çeşit terlikleri giyebilir. Böyle bir terlikle namaz kılınabilir. Kılınabilir. Mescid-i Nebevi veya Mescid-i Haram dışında kirli yerlerde gezmemek şartıyla, yani mest gibi, mest giyenler bu mestle beraber
Bir de dışarı çıktıkları zaman ayakkabı giyiyorlar. Bu şekilde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında Mescid-i Haram toprak. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayakkabıları, giydiği nalınlar çok yumuşak. Ayak parmaklarının hareketine engel olmayacak şekilde yumuşak. Mest gibi deyince anlaşılıyor. Dolayısıyla ve tertemiz. Çünkü ilk inen 10 ayeti kerimeden biri nedir? Ve thevbeke ve thiyabeke ve thiyabeke fetahhir. Elbiseni temiz tut. Yani Kur'an-ı Kerim'de ilk inen 10 ayetten biri elbiselerini temiz tut şeklinde olması İslam'ın bir önemli mesajını bize hatırlatmaktadır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz temizliğe son derece riayet ederdi. Her yemekten önce ve sonra mutlaka ellerini yıkardı. Bugün bilmem ne gribi sebebiyle doktorlar aman ellerinizi çok yıkayın diyor. Aleyhissalatü vesselam 1400 sene önce her yemekten önce her yemekten sonra el yıkanmasını tavsiye ediyor. Abdest sık sık abdest alan kimseler bu gibi hastalıklara karşı hijyenik bir ortamı kendiliğinden sağlamış oluyorlar. Yani sünnet-i seniyyeyi yaşamak bizim hem dünyamız için hem ahiretimiz için en büyük zenginlik kaynağı olmaktadır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin elbisesi temizliğiyle sadeliğiyle ayrılırdı. Nasıl giyinirse çevresindekiler o şekilde giyinirdi ama onun elbisesinin sadeliği, renginin böyle gıcık renkler olmaması, çok ilgi çekici renkler olmaması ve tertemiz olması ön plana geliyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz özel kıyafetlerden, kendisi için özel koltuklar, özel yerler hazırlanmasından, kendisi için insanların hep beraber toptan ayağa kalkmasından hoşlanmazdı. Ben bir kulum. Kullar gibi yer içer, kullar gibi otururum diyordu. Beni aşırı derecede yüceltmeyin. Benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Yani Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her vesileyle bu tevazuu ortaya koyuyor. Ene seyyidu veledi Adem. Ben Adem oğullarının efendisiyim cümlesini kullanan peygamberimiz arkasından ve la fakir. Bunu övünmek için söylemiyorum. Bir gerçeği ifade etmek için söylüyorum buyurmuş. Tevazu, alçak gönüllülük noktasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize örnek olmalıdır. Yani tekrar ediyoruz. Bu hadis-i şerifte şunu anlıyoruz. Mestle, mest gibi terliklerle namaz kılınabilir. Namazda bir kimse evinde veya mescitte temiz olma şartıyla ayak parmaklarının hareketine engel olmamak şartıyla kılabilir. Burada mâne hâdel hadîs indel ulema izâ lem yekun finne aleyni necâse felâ be'se bis salâti beis yoktur. Yani tavsiye değil ki herhangi bir necaset olmamalı. Ve inkâne fîhime necâse fel yemsahha ve yusalli fihima. Önce temizlemeli, sonra temiz bir şekilde o namazı kılmalıdır. Ve kâle Malik ve Ebu Hanife la yuczihi en yutahhara ratbu illa bilmâ'i ve inkâne yâbisen eczâhu hakkuhu. Evet, burada farklı ifadeler nakledilmiştir. İbn-i Dakîk-ül Eyd diyor ki es-salâtu fin-ni'âli minel-rukası la minel-müstehabbat. Bugün şunu görüyoruz. İslam dünyasında. Mesela Mekke'de bir bakıyorsunuz ayakkabılarıyla normal ayakkabılarıyla mescide girenler var. Efendim diyor peygamberimiz hadis-i şerif var. Nalınlarıyla namaz kılmıştır. Güzel de bu ayakkabı bir defa temiz değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz toprakta yürümüştü. Bu mermer üzerinde veya temiz olmayan yerlerde yürünerek gelindiği zaman böyle bir ayakkabıyla namaz. Sonra ayakkabı sert bir ayakkabıyla, sert tokyolarla, sert terliklerle namaz kılmak caiz değil. Yani bir hadis-i şerifi okuyor. Efendim, ben okudum diyor. Bukhari'de okudum. Enes bin Malik Hazretleri'ne sordum diyor. Said bin Yezid, peygamberimiz nalınları namaz kıldı mı? O da evet dedi. Tamam, ben Bukhari'de okudum, namaz kılınabilir. Güzeldi bu hadis-i şeriflerden hüküm çıkarmak sadece fıkıh erbabının metodu veya
fıkıh erbabının görevidir. Hadis alimleri eczacılara, fıkıh alimleri doktorlara benzetilmiştir. Eczacı da bir takım ilaç tavsiye edebilir ama eczacının tavsiye ettiği ilacı değil, doktorun tavsiye ettiği ilacı kullanmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde yanlış bir takım neticelere varmamız mümkündür. Evet, burada her gördüğümüz hadisi ben okudum diye delillerini öğrenmek için hadis alimlerinin, fıkıh alimlerinin kanaatleriyle, içtihatlarıyla, kişisel görüşleriyle değil, Kur'an-ı Kerim ve sünnet çerçevesinde gelişen fıkhi hükümleri baş tacı ettiklerini görürüz. İmam Buhari de müçtehit alimlerdendir. Ama İmam Buhari'nin kitabında bu hadisi şerifleri naklederken genellikle bir açıklama yapmadığını görüyoruz. Çünkü hadis alimlerinin görevi delillerini ortaya koymaktır. Eczacılar gibi malzemeyi, ilacı en güzel bir şekilde sunmaktır. Onları harmanlayan, onları en güzel şekilde bizlere aktaran fıkıh erbabı olmuştur. Bu konu çok önemli. Bu benzetme bizim şahsi benzetmemiz değil. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin bir takım zevatın hadis alimlerini, hadis ravilerini düzeltiyorum. Yani bir hadis alimleri, hem mesela şu Bedreddin el-Ayni, Antep asıllı, Gaziantep asıllı, Mısır'da yaşamış, bu kitabın Umdetül Kari isimli Buhari şerhinin müellifi, hem gayet güzel bir hadis alimi hem de gayet güzel bir Hanefi fıkıh alimidir. Dolayısıyla hadis de fıkhı cem etme hadis alimlerinin özelliğidir. Hadis ravilerinin görevi senediyle hadisi malzemeyi nakletmek, fıkıh erbabının da bundan neticeler çıkarma görevi vardır. Rabbim okuduğumuz hadis-i şerifleri anlamayı, yaşatmayı, yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerini onun mübarek ağzından duyup zamanımıza kadar bizlere nakleden İslam alimlerine rahmetiyle muamele eylesin, şefaatlerine nail eylesin, ilim erbabına sahip çıkmayı ve Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, bilmiyorsanız ilim ehline, takva sahibi alimlere sorun ayeti kelimesi gereğince bilmediğimiz konuları ilim erbabına sorup öğrenmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun efendim.